Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizin sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin beğeni ve yorumları bizler için çok kıymetli. Bugün sizlere haldar sarısı yazmaya çok güzel bir kibarcık pulsuz boncuk oya sevenler için sıralı güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz Hanımlar renk uyumunun da çok güzel olduğunu düşünüyorum hemen renk kodlarımı da sizlere vermek istiyorum yazmam Cenk marka Cenk markanın haldar sarısı Hanımlar kod numarası da yazma kod numarası 428 ipimizde yabalı marka yine aynı 428 numaralı ip alabilirsiniz İster altın başakta da, da alırsanız yine 428 hanımlar. Yabalı markada ip alırsanız 428 ip alırsanız çok harika bir uyumu var. Yanına kullanmış olduğum kahverengimdeki tonumda altın başak marka hemen onun da renk numarasını vermek istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Altın başak 144 numaralı ipini kullandım. Onun yanına çok koyu değil de böyle çok hoş bir kahve tatlı rengi bir tonu var İkisi de birbirlerine çok uyum sağladı çok da hoşuma gitti o şekilde ip kullandım tığ numaramda şöyle tulip tığ kullanıyorum 21 numaralı tığ şöyle hanımlar 21 numaralı tığ kullanıyorum yazmamız rafasına gelince şöyle göstermek istiyorum yazmamız rafası 3 zincirle pardon 2 zincirli arkadaşlar ama eliniz eğer ki sıkı ise 3 zincirle de tığlama yapabilirsiniz benim elim 3 zincirle yaptığım zaman biraz seyrek oldu iki zincirle yaptım o yüzden eli sık olanlar bu model için zırafasını üst zincirle çekebilirler hanımlar. Ee, şöyle modelimi ben başlangıç yaptım modelimi de oradan sizlere göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar modelimi şu an çok baskın bir ütü vurmadım sadece tersinden çok az bir hafif bir ütü vurdum bittiğinde ütülerim diye şöyle göstereyim modelimi de. Gerçekten çok çıtı pıtı, sıralı, güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şu an rengim tam yansımıyor aslında. Şöyle bir ışık şeyinden sanırım. Rengimi tam yansıtamıyorum hanımlar. Şöyle göstereyim bakın. Şu an tam birazcık daha olsa yansıtı sanki. Eee, iki tamamlanan çok kibar bir model hanımlar. Boncuksuz, pulsuz oya sevenler için çok ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Hemen modelimizin ilk sırasından örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Yani başlangıç noktası zor olmadığı için örmüş olduğum yerden devam ettirerek modelimi göstereceğim. Hanımlar sanki modeli ilk başındaymış gibi sizlere anlatmak istiyorum inşallah. Diyelim ki ipinizi tığınıza sabitlediniz hanımlar. Şöyle sabitlediğiniz düşün. İpinizi tığınıza sabitlediniz. Bir türlü yazmamın tam rengi bugün çıkmıyor arkadaşlar. Ya çok cırt çıkıyor ya da böyle şey çıkıyor. Şu an mesela hiç bu renk değil yazmamın rengi. Ama tam yansımıyor kameraya nedense. 2 tane mil üstü alıyorum. Şöyle herhangi bir başlangıç noktasındaymış gibi düşündüğüm için şöyle bir eee içinden giriş yaptım. Önce iki sonra iki sonraki ilmeğimizi çok fazla uzatmadan tamamladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şu arada pipirik yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar iki tane milüste aldım. Aynı zürafanın içinden giriş yapıyorum. Önce iki, sonra iki, sonraki ilmeği çok fazla uzatmıyorum. Dört tane zincir çektim. Burada pipirik oluşturdum arkadaşlar. Şöyle bakın. Pipirik oluşturdum. İki tane zincir çektim. İki tane milüste alıyorum. İki zürafa atlıyorum. Bir, iki, üçüncü zürafadan giriş yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Bakın hiç fazla uzatmıyorum ilmeği. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle pipirik yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. 2 mil üstü aldım. Aynı zürafanın içinden giriş yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 4 tane zincir çektim ve burada pipirik oluşturdum. Bakın şöyle olmuş oldu. Çok hızlı ilerliyor hanımlar. Modelde çok da keyifli örmesi de. Arada 2 zincir çektim. 2 minüs ta alıyorum. 1 2 3. sıra fadan giriş yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2 tamamladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın buradan şöyle arkadaşlar. Pipiri yaptım iki tane zincir çekiyorum kimin üstü aldım aynı zürafanın içinden giriş yaptım önce iki sonra iki sonra iki tamamladım 4 zincir yap çektim bakın bu şekilde iki tane zincir çekiyorum ve buradan mil üstünü tamamlıyorum önce iki sonra iki sonra iki bir iki üç dört zincir çektim şöyle pri yaptım arasında iki tane zincir çekiyorum. 2 mil oluşturdum. Aynı zürafanın içinden giriş yaptım. Önce 2, sonra iki sonra 2. 4 zincir çekiyorum. Pipirikleri yaparken 5 de çekebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. İlk aşaması bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Hemen üst kısmına geçelim. Arada iki tane zincir çekiyorum. 2 mil üstü aldım. İki zürafa atlıyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. 3 4 zincir çektim. Arada 2 tane zincir çekiyorum. 2 müstü aldım. Aynı yerden giriş yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. 3 4 zincir çektim ve böylelikle e, burasını da tamamlamış oldum. Hemen üst kısmına geçelim. İlk aşamamız bu şekilde. İkinci sıramızda hanımlar hepinizi tığınızı sabitlediniz. Şöyle bakın şu aradaki zincirden batıyoruz. İlk başlangıcımız bu şekilde. Aradaki zincirden giriş yaptık. Bir iki zincir çekiyorum burada. İki tane mi pardon burada bir tane milüstü alıyorum. Şu arasındaki bakın şeyden giriş yapıyorum. İki çekmiş olduğum aradaki iki zincirin içinden giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonra 2, sonra 2 çok fazla da uzatmıyoruz. Çok fazla da kısa bırakmadan şöyle ayarlı bir şekilde ilmek oluşturuyorum. Oya çok kaba olmasın, kibarlığını bozmamak için. Ki 3 4 zincir çektim ve buna bir pipirik yaptım burada. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir pipirik oluşturmuş oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 8 tane zincir çektim. Şöyle geri döndürüyorum hanımlar. 2. veya 3. zincir içinden giriş yapıyorum. Bakın buradan geri döndüm ve giriş yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir tane mil üst alıyorum. Şu aradan tekrar giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Yine ilmeğimizi çok fazla uzatmıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya pimpiri yaptım. Bakın böyle hanımlar. Şöyle pipirimiz tamam olmuş oldu. İki tane zincir çektim. Şu aradaki zincir halkasının içinden bakın şu aradaki zincirden giriş yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. 3 zincir çekmenize gerek yok. Böyle bu aradaki zincirler bol bol durduğu zaman hoş bir görüntü olmuyor. İki zincir yeterli geliyor. Bir tane mil üstü aldım. Aradaki bakın şu zincirin içinden giriş yaptım. Önce bir sonra 2 sonraki gördüğünüz gibi ilmeği çok fazla uzatmıyorum 1 2 3 4 zincir çektim buradan püpürük oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim buradan bakın 8 tane zincir çektim şöyle geri dönüyorum 3. zincir halkasının içinden giriş yapıyorum yani 3 tane alttan zincir çektiğimiz 3. zincirden şöyle giriş yaptım. Bir, iki tane daha zincir çektim. Bir milis alıyorum. Aynı yapmış olduğum ilmeğin içinden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bunun arasından bu şekilde battım. Şöyle hanımlar. Çok kolay bir model, çok da gösterişli bir model, çok da sipariş yapmış olduğum bir model. Yazmanız eskiye ne kadar oya kesinlikle hiç bozulma olmuyor, eskime olmuyor yani. Ütü de istemiyor hanımlar. Bu modeli çok güzel. Ön yüzünden, arka yüzünden güzel bir ütü vurduğunuzda ilk yaptığınızda yazma eskiye ne kadar inanın tekrar ütü istemiyor. İki tane zincir çektim. Şu aradan böyle giriş yaptım. Bakın şuradan. Bir iki zincir çektim. Bunu da yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Bir tane kapattım. Sonra iki, sonra iki. Çok uzun olmayacak şekilde bir ilmek oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Pipirimiz olmuş oldu. 1 2 3 4 5 8 tane zincir çektim. Şöyle geri dönüyorum. 3. bu yapmış olduğum zincir içinden giriş yaptım. 2 zincir çektim. 1 mil alıyorum. Aynı yapmış olduğum bu aradan giriş yaptım. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. 1 2 3 4 zincir çektim zinciri yaptıktan sonra iki zincir çekip şu araya batıyorum bakın arkadaşlar ütüsü de o kadar kolay ki bunu isterseniz biraz daha seyrek yapmak isterseniz seyrek yapabilirsiniz sık yapmak isterseniz sık yapmak biraz daha sıklaştıramazsınız bu modeli çok sık birbirine girer ben biraz daha seyrek yapmak istiyorum derseniz 3 zincirle zürafa yaparsınız biraz daha seyrek düşer onu tamamen sizin zevkinize bağlı göz zevkinize bağlı arkadaşlar şöyle modelimiz bakın gerçekten çok ışıkta duran bir model Umarım beğenirsiniz böyle çok yakından sizlere göstermeye çalışıyorum Beğeneceğinizi tahmin ediyorum beğeni yaparak kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar modelimin yakın çekimi marifetli hangiler Instagram sayfamdan bulabilirsiniz. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.